hasta nasıl, hangi durumlarda size doktora başvurabilir? Aile öyküsü varsa, ailede kanser öyküsü olanlar mutlaka düzenli check-up yaptırmaları gerekir. Ondan sonra kişi 40 yaşından sonra mutlaka yılda bir mamografi yaptırması gerekir. Yine kadınlarda rahim ağzı kanseri için, teşhisi için sadece bir sürüntü, rahim ağzından sürüntü alıp yapılan simir testini yaptırmaları erken teşhisi gerektirir. Yani erken teşhise faydası olur. Yine erkeklerde bağırsak kanseri için kan sayımının bakılması, kan sayımı da hemoglobin erkeklerde özellikle düşükse, gaitada gizli kan dediğimiz büyük abdestin bakılıp işte mikroskopla bakılıp kanama olduğu görülürse bağırsak kanserini bize belirleyicisi olabilir. Uzun süre sigara kullanıyorsa, 10 yıldan fazla sigara kullanıyorsa, kesik kesik öksürüğü varsa, kilo kaybı hissediyorsa, ses kısıklığı varsa ve işte parmaklarda çomaklaşma dediğimiz, hani böyle parmak uçlarında yumuşak dokuda büyüme, ağrısız büyümeler ortaya çıkabiliyorsa, bunlar akciğerin havalanmasının azaldığını gösteriyor. Bize akciğer kanser belirtisi olabiliyor mesela. Bunlar, bu tür şeyler varsa mutlaka doktora başvurmak gerekir diyebilirim. Uyuşmalar falan nasıl? Tabii ki. Çünkü kanser hastalığının bir kısmını kemiklere sıçraması dediğimiz metastazla teşhis ediyoruz. O zaman el ve ayaklar uyuşma olabilir. İşte bel fıtığı deyip geçiştirebiliyoruz. İşte siyatik var, bel fıtığı var, işte şöyleydi, ani ters hareket yaptım gibi çok fazla kendimizi kandırmamamız gerekiyor. Mutlaka doktora gitmemiz gerekiyor Evet, mutlaka. diyebiliriz. Çünkü kanser hastası ağrı olmadan Aynen. Ağrı insanlar. olmadan büyüdüğü için alarmda olmamız gerekiyor Evet, ve dikkat en etmemiz azından gerekir. rutin kontrollerimizi ihmal etmeyelim. Evet.